Yani İzmir bence futbol konusuna çok farklı bir şey. Yani bırakın sadece Türkiye'de, yani bütün Avrupa'da veya dünyada da çok farklı bir şehir. Burada yani futbol dediğim gibi o zamanın İzmir kozmopolitizmin getirdiği farklı farklı takımlar vardı. Yani bugün Maccabi dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen ülke işte İsrail'de bir futbol takımı, ama İzmir'de bir Maccabi takımı vardı. İşte Wanderers dediğimiz zaman çoğu insan aklına işte Bolton Wanderers deyip İngiltere aklına getiriyor, ama İzmir'de bir Wanderers vardı. İzmir futbolun ilk başladığı yer Türkiye'de. Yani şöyle bakarsanız Osmanlı İmparatorluğu içerisinde önce Selanik'te başlıyor, sonra da İzmir'e geliyor. Yani bu da tesadüf değil. İşte Selanik'te bildiğim ve orada da önemli, yani Osmanlı'nın en önemli aslında dönüşümlerin yaşandığı, Osmanlı'nın özellikle 19. yüzyıla damga vuran pek çok şeyler orada önce gerçekleşiyor bildiğimiz gibi. Futboldan önce tenis, kriket ve binicilik sporlarında da Batı standartlarında yarıştığı bir yapı var. Yani bu heterojen kültür, çok dinli, çok kimlikli kültür. Futboldan önce İzmir'de çok enteresan bir spor arenasının olduğunu gösteriyor bize. Çok önemli ödüllerin verildiği, şampiyonaların yapıldığı, madalyaların dağıtıldığı ve kadınlı erkekli özellikle gayrimüslimlerin bu spor gösterilerinde büyük bir şov hadisesiyle birlikte İzmir'in o creme de la creme tabakasının bu spor etkinliklerinde eşleriyle birlikte olduğunu görebiliyoruz. Bu Türkiye'de unik bir örnektir. Yine İzmir'in nevi şahsına münhasır yapısının altyapısını besler. Tabii futbol 19. yüzyıl sonu, yani 1890'lardan itibaren Levantenler arasında büyük itibariyle işte İngiltere'deki o ilk izlenimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Fakat aslında bu bir kitlesel bir faaliyet olarak değil, tam tersine dar bir kesimin kendi aralarındaki eğlence aracı olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki yani futbol çok güzel şeylere de vesile oldu. İşte 1880'lerde Bornova'da ilk top oynanıyor. Orada da dedemin babası da bulunuyor ve yani bu topraklarda, Anadolu'da ilk topa vuran kişiyle bir akrabalığım var. Çok güzel bir şey bu. Burada önemli bir Levanten nüfus var ve o nüfus gerçekten de işte Vitola ailesi gibi, Juro ailesi gibi, La Fontaine ailesi gibi o dönemde burada yaşıyorlar ve işte Bornova ve Buca olmak üzere modern spordan bahsetmek istediğiniz zaman aslında karşınıza iki tane önemli nokta çıkar. Bir tanesi kurallara bağlanma meselesidir. İki, boş zaman dediğimiz kavram. Aslında önce boş zaman olacak ki o sporu icra edebileceksiniz. İkinci, modern spordan bahsediyorsanız kuralların standartlaştırılması meselesi gündeme gelir. Ve bunu da gördüğünüz yer Büyük Britanya'dır. Orada başlar ve oradan tüm dünyaya farklı şekillerde gelir. Futbolda bu özelliklerden beslenen, kıta Avrupa'sından ve İngiltere'den transfer edilen farklı bir takım oyunu. Ama bu takım oyununun da ilk oyuncuları, ilk kurucuları yine gayrimüslimler. Özellikle Rumlar bu işin içindeler. Bu futbol aracılığıyla, belki de spor aracılığıyla, ama bunun başat dalı futbol olduğu için belki ve en popüler olduğu için bence bu insanları hem bir tatlı rekabet içerisine hem de birbirleriyle iletişim kurmaya, birlikte bir şey yapmaya, belki sonunda kavga da çıksa, biz bugün bile hala futbol maçlarında kavgayı sıklıkla görüyoruz. Ama yine de insanların birbirini tanıması için, birbirleriyle sosyal ilişkiye girebilmeleri için bence önemli bir işlev üstlendiğini söylemek mümkün. Levantines of İzmir were the pioneers of sports and they introduced them to the society of the city. Middle-class people of other groups of populations like Greek Orthodox, Armenians, Jews, and of course Turks, imitated in a way Levantines, and they adopted sports. And they introduced them
respectively, in their daily life and in their tradition, I would say. Alex Bellos'un Futebol diye bir kitabı var. O kitabı derste, spor sosyolojisi dersinde zaman zaman öğrencilere anlatırım. Orada işte Brezilya'ya futbolun nasıl gittiğini anlatır. İşte Brezilya'dan Büyük Britanya'ya o dönemde okumak için gelen bir öğrenci, Brezilyalı çocuk, futbolla tanışır ve futbol topunu alır gider memleketine ve orada futbol oynamaya başlar. Ve orada çok ilginç, yani bugün dünya futbolunun herhalde tartışmasız en büyük ülkeden bir tanesi Brezilya'dır. Ama mesela o Brezilya'da uzun süre boyunca deri renklerinden dolayı insanlar futbol oynarken kendini beyaza boyayarak ya da işte pudralayarak, böyle una boyayarak oynarlar. Böyle çok ilginç şeyler yaşanır. İzmir'de Bornova Kulübü kuruluyor. Spor kulübü değil bu. Yani bir kulüp kuracaklar. Daha doğrusu bu da bir İngiliz örneği. Yani İngiltere'de biliyorsunuz ve Victoria döneminde kulüpler var. Erkekler oraya gidiyor, işte gazete okuyorlar, briç oynuyorlar, bilardo oynuyorlar. Ama aynı zamanda iş ilişkilerini yürütüyorlar. Avrupa Kulübü aslında bunun İzmir'deki ucu. Bir de Bornova Kulübü kurulmuş. Çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısında Bornova daha çok Levantenlerin kalıcı ve konutlarına ev sahipliği yapıyor. Buna sizin üye olmanız, dışarıdan gelmeniz falan filan mümkün değil. Spor kulüpleri de böyle. Yani futbolla ilgili. Bunlar kendi aralarındaki bir eğlencenin ama diğerinden farkı ne? Kamusal alanda icra edilen bir türü olarak ortaya çıkıyor. O yüzden siz kendi kulübünüze o dışarıdan bir kişiyi kabul etmeseniz bile onların sizi dışarıdan izlemesini engelleyemezsiniz. Bu anlamıyla birdenbire futbolun tabii ki kentin diğer kesimleri tarafından da tanınmasına aracı oluyorlar. Bu insanlar bir takım spor dalları, boş zamanlarında bir takım sportif etkinlikler yapmaya başlıyorlar. Ve bunlar arasında futbol var ki 1873 Burun Abad Futbol Kulübü'nün kurulması. Şimdi bu yani bu topraklardaki ilk tescilli spor kulübü. İlk kez futbol ve rugby olarak geçiyor ama ilk futbol kulübünün nüvesinden bahsediyoruz. Bakın bu ne kadar kıymetli bir şey. Ha biz buradaki Türk takımları için işte Galatasaray, Fenerbahçeleri ya da işte Altay, Karşıyaka için daha epey beklememiz gerekecek. 1873. Müslüman erkeklerin bu işe girebilmesi, genç çocukların futbolcu olarak işe girebilmesi ve oyuncu olabilmeleri başlangıçta kendi cemaat yapısı çerçevesinde çok olumlu kabul edilmiyor. Yani bu iş pek bizim erkeklerimize göre değil. Biraz imtina edelim gibi duruyorlar. Fakat gençler hevesli, çalışkan ve bu konuya çok daha gençlerin değişime, dinamizme açık olmaları nedeniyle birden girmeleriyle birlikte İzmir'in köklü gruplarının, Altay'ın, Altın Ordu'nun, Göztepe'nin, tabii Karşıyaka Kulübü'nün hem Müslüman hem gayrimüslim oyuncularla birlikte birden farklı bir futbol potansiyelinde bir şehirden söz etmeye başlıyoruz. İşgal bittikten sonra Rum ve Ermenilerin ayrılmasında beraber İzmir'imizde şeyler, Levantenler ve Yahudiler kaldı. Tabii spor, futbol kulübü. Bunlar bir kulüp çevresinde birleştiler. Birçok İzmir'deki Göztepe, Altay, İzmir Spor kurucusunda Levantenler vardı. Levantenler vardı, Yahudiler vardı. Tabii oyuncuları da vardı işlerinde. İzmir'in güzelliği ve kardeşliğinin simgesidir bu. Altay, İttihak ve Terakçilerin kurduğu bir spor kulübü. Bunun içinde bir Levanten oyuncunun olmasını düşünemezsiniz. Ama vardı yani, oynuyorlardı. İnsanın düşünemeyeceği şeydi. Mümkün değil ama İzmir'de oluyor bunlar. So, futbol was a new trend from the last quarter of the 19th century, and middle class people were amazed by this sport, and somehow it was a factor of unification and coexistence among people of Izmir.
Gerçekten futbol, aynı dili konuşmasanız bile sahada kişilerle 90 dakika aynı dünyada yaşayabileceğiniz bir ortam yaratıyor. Ve yani nasıl bazen görüyorsunuz bir boks maçına veya bir güreş maçına sonra insanlar birbirlerini dövüyorlar öldürecesine. Ama maç bitince birbirlerine sarılıyorlar, saygı duyuyorlar birbirlerine. Yani sporda o şekilde, yani ben her şeyimi verdim, sen de her şeyini verdin ve saygı duyuyorum bunun için diye birbirinizin elinizi sıkıyorsunuz. Çok güzel bir şey. Yani düşman gibi görülenlerin arasında bile futbol müsabakaları her zaman gerçekleşmiştir. Yani bir dostluk çerçevesinde, yani her şey sahada kalsın şeklinde bunun birleştirici gücü olduğu defalarca kanıtlanmıştır. Topluluklar arasında politik olayların unutulması ve daha rahat bir hayat, daha rahat bir ilişki ağı yaratmak isteyenlerin kullandığı bir metottur. Olaylara biraz daha böyle geniş bakabilsek bambaşka bir yerlere gidebiliriz diye düşünüyorum. Ve bunun için de İzmir'in açıkçası Türkiye'nin en ilginç kentlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Yani gerçekten başka kentlerde belki bu kadar kolaylıkla bunları konuşamayabilirsiniz ama İzmir böyle bir kent değil. Çünkü böyle bir kültürden gelmiyor. O yüzden de İzmir'in şansı böyle bir geçmişe sahip olması, şanssızlığı ise bu geçmişin zaman içerisinde işte yangınla ya da başka şeylerle sekteye uğramış olması. Yani o kesintiler önemli problemleri beraberinde getirdi ama bunlar aşılamayacak şeyler değil. Neden mesela bu Yunan mübadil takımları buraya her sene davet edilmez, bir maç yapılsın diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey var ortada. Yani hali hazırda böyle bir şey var. Yani uydurulma bir tarih değil. Yani Panionios Apollon var, İzmir Spor Altınordu var, Altay var, Göztepe var, Karşıyaka var. Karşıyaka mesela Sakız Adası'na gitmişti. Bundan birkaç sene önce bir maç yapmıştı. Yani çok güzel ve ilk maç, yani birkaç yıl önce yapılan maç gibi yine yarıda bıraktılar maçı şey olmasın diye. Çok güzel gelenekler bunlar. Devam ettirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Keşke mesela futbol üzerinden ya da spor üzerinden bu insanları buraya getirebilseydik ya da buradaki insanlar oraya gidip tekrar o bağlantıları kurabilselerdi. Ve yani sonuç itibariyle dünya hepimizin malı ya da hiçbirimizin malı değil.